Merhaba, ben Nesibe. Yeşil'in Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle, sevdiklerinizle özel günlerde afiyetle yiyebileceğiniz, tek tencerede pişen, muhteşem bir davet yemeği tarifi paylaşıyorum. Firik pilavlı, tandır tadında kuzu incik. Umarım tarifimi beğenir ve siz de dener, sevdiklerinizle güzel günlerinizde yersiniz. Ben bu bölümde 7-8 kişiye rahatlıkla yetecek kadar yemek yaptım. Siz malzemeleri kendi istediğiniz miktara göre ayarlayabilirsiniz. Firik pilavlı kuzu incik için gerekli olan malzemeler: 4 parça kuzu incik, 1 kapya biber, 2 sivri biber, 1-2 domates, 1 kaseye yakın bulgur, 1 kaseye yakın firik. Siz isterseniz bulgurun miktarını azaltıp firikini artırabilirsiniz ya da tamamen firik de kullanabilirsiniz. 2 baş iri soğan, 5-6 adet küçük soğan, 2 diş iri sarımsak. Öncelikle derin bir tencereyi ocağımıza alalım ve ocağın altını en yüksek seviyede açalım. Tenceremizin tabanı artık kızmaya başladığında 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı tenceremize dökelim ve kuzu inciklerimizi tenceremizin tabanını kaplayacak şekilde tenceremize koyalım. Kuzu inciklerimizin bir tarafını en yüksek ateşte iyice mühürleyelim. Bu 1-2 dakika sürebilir. Benim tenceremin tabanı birazcık dar olduğu için bütün incikler aynı oranda mühürlenmedi ama çok da sorun değildi. Kuzu incikler mühürlenirken isterseniz tencerenizin kapağını kapatabilirsiniz. Etlerimizin bir tarafı mühürlendikten sonra dikkatli bir şekilde diğer tarafını da çevirelim ve onu da mühürleyelim. Etlerimizin ikinci tarafı da mühürlenirken biz 2 tane büyük soğanımızı iri iri yemeklik doğrayalım ve bunları da tenceremizin içine koyup tenceremizin kapağını kapatalım. Böyle soğanlarla birlikte etlerimizi 2 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde pişirelim. 2 dakikanın sonunda sarımsaklarımızı da yemeklik doğrayıp tenceremize ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tane kişniş, 1 tatlı kaşığı kadar tane karabiber ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı da tane kimyon ekleyelim. Tenceremizin kapağını yine kapatalım. Ben baharatları ekledikten sonra yüksek ateşte tencerenin ağzı kapalı bir şekilde 2 dakika daha pişiriyorum. Böylelikle etler tam olarak mühürlenirken soğanlar karamelize oluyor. Sarımsak ve baharatların rayihası, aroması ete çok daha iyi temas ediyor. Ve çok yüksek aromalı bir et suyu ve yüksek aromalı bir firik pilavı elde etmiş oluyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey etlerimizi yakmamak. Eğer siz bu riski almak istemiyorsanız, yani soğanların karamelize olması ve çok yüksek aroma çok da önemli değil, yeter ki etlerim yanmasın diyorsanız baharatlarınızı koyduktan sonra suyunuzu ilave edebilirsiniz. Tenceremiz çok uzun süredir yüksek ateşte olduğu için suyu koyarken çok dikkatli olalım. Çünkü suyu koyduğumuz zaman hemen kaynayıp etrafa sıçrayacaktır. O yüzden hızlı bir şekilde önce 2-3 su bardağı kadar kaynar suyu ekleyelim. Hemen kapağını kapatalım. Tencere biraz sakinleştikten sonra da etlerimizin üzerini kaplayacak kadar kaynar suyu ekleyelim. Ve yüksek ateşte 1-2 dakika etimizi pişirelim. Daha sonra etlerimizi alt üst edelim ki böylelikle daha az mühürlemiş olduğumuz birinci tarafları tencerenin tabanında kalsın ve onlar da güzelce mühürlensin. Gördüğünüz gibi etimizin suyunun rengi çok güzel karamelize bir renk oldu ve tadı da bir o kadar muhteşemdi. Etlerimizi ters çevirdikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım ve ocağımızın altını mümkün olan en düşük seviyeye getirelim. Ve uzun süre yavaş yavaş içini çeke çeke pişmesini sağlayalım. Ben ocağımın bir seviyesinde 3,5 saat yavaş yavaş pişirdim. Sizin etinizin cinsine göre değişebilir. O yüzden dikkatli olun. Bu kadar kısık ateşte ve bu kadar uzun süre pişirince etlerimiz yumuşacık oluyor ve lime lime dağılıyor. Yani tandır gibi oluyor. Etlerimiz artık iyice piştikten sonra irice doğramış olduğumuz yeşil biberleri ve kabuklarını soymuş olduğumuz küçük soğanlarımızı yemeğimizin içine koyalım.
Ocağımızın altını orta sıcaklığa getirelim. 15 dakikada böyle pişirelim. 15 dakikanın sonunda etlerimizi dikkatli bir şekilde bir tabağa alalım ve firik ve bulgurumuzu katalım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim ve yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. İrice doğramış olduğumuz kapya biberleri ve domatesleri de tenceremize yerleştirelim. Yemeğimizin üzerine yeterince kaynar su ekleyelim. Ve şöyle domates ve biberlerinin şeklini çok bozmayacak şekilde bulgurumuzla suyu yavaşça karıştıralım. Ve tenceremizin kapağını kapatıp ortadan düşük ateşte pişirelim. Firik pilavımızın pişmesine az bir süre kala da tekrar incikleri pilavımızın üstüne yerleştirelim. Pilavımız hafif suluyken artık tenceremizin kapağını ve altını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Ve güzel bir şekilde dinlenmiş olan firik pilavlı incik yemeğimizi gönlümüzce servis edelim. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de deneyip sevdiklerinizle özel günlerinizde paylaşırsınız. Eğer emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, mutfağımda pişen diğer yemeklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın.